Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün halk oyunu ve tekvando ekibinin sergilediği performanslar yoğun ilgi topladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da resmi bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ve kutlama programına Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik olmak üzere protokol, daire müdürleri, öğrenciler, asker erkanla çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programın açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Duman yaptı. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunları, tekvando ve jimnastik ekibi sergiledikleri gösterilerle izleyenleri büyüledi. Keçiliköy Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından halk oyunları gösterimi yapıldı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri protokolü de elinden tutarak sahneye getirdi. İktidar partisine muhalif görüşlü bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partiler devlet törenine alternatif 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yaptı. Resmi bayramların standlarda kutlanmasının sonlandırılmasına tepkili sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler alternatif 19 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Manisa 19 Mayıs stadı önünde toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi partiler Cumhuriyet Meydanı'na kadar Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde yürüdü. Meydanda İstiklal Marşı'nın okumasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Alternatif törene CHP Milletvekili Özgür Özel'in yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülbahar Tahmilci, Baro Başkanı Ali Arslan, Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Cemok, Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hanife Lekesiz, diğer dernek başkanları ve üyeleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okumasının ardından STK'lardan sırasıyla Atatürkçü Düşünce Derneği, Manisa Barosu, Eğitim İş Sendikası, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Toplumsal Dayanışma Derneği, Yeni Kuşakköy Enstitüleri Derneği, Tabipler Odası, Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Teşkilatı öncülüğünde yapılan alternatif törende çelenk sunumu yapıldığı sırada istenilmeyen görüntüler ortaya çıktı değerli izleyiciler. İşte o görüntüler. Evet,
Manisa 19 Mayıs Stadyumu önünden ellerinde bayraklarla slogan atan grup Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılan gruplar Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu. Ancak anıta konulan çelenkler kısa sürede kendini bilmez birkaç çocuk tarafından tahrip edildi. Ardından sağlam kalan çelenkleri çalmaya çalışan çocuklar etraftaki vatandaşlar tarafından uyarılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak başarılı olunamadı. Evet arkadaşlar. Öte yandan aynı çocukların İstiklal Marşı okunurken saygısız tavırları, ayak ayak üstüne atılarak sigara içmeleri gözden kaçmadı. Onları nasihatler eşliğinde kötü davranışlarından alıkoymak isteyen kişilere çocukların saygısız cevapları pes dedirtti. Çocuklara sahip çıkılması, Atatürk ilke ve değerlerinin öğretilmesini istiyor. Ailelerine de buradan bir şeyler söyleyelim. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuk doğurmakla hani aile olmuyor yani. Bakması önemlidir yani. Çünkü ne içiyorsun sigara? Ben 60 yaşıyorum, ben sigara içmiyorum. Şöyle sana ne ya diyor, bana annem babam karışmıyor diyor. Evet. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnehanov, Manisa valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Minnehanov, Tataristan'a yapılan yabancı yatırımların dörtte birini Türkiye'nin oluşturduğunu söyledi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnehanov, Manisa'ya gelerek Manisa valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bektaş, Manisa olarak sizlere her türlü yardım ve desteğe hazırız diye konuştu. Sizin gezinin amacına en uygun yer Manisa. Manisa'ya hoş geldiniz. Umarım güzel bir ziyaret olur. Yardımcı olmak için elinize geleni yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnehanov, Türkiye liderlerinin dostane yaklaşımı temasların verimliliğini de arttırıyor. Türkiye'de organize sanayiye büyük önem veriliyor. Biz de Türkiye'nin yatırım deneylerini öğrenmek istiyoruz dedi. Daha önce gelmeliydik bu bölgeye. Aynen isterim. Benim Türkiye ziyaretlerimde 11. bir bölgedir bu. No, bundan sonra yavadan birinci. Yani ne olur? Sayın Valim bu tarafa da dönün. MASKİ Genel Müdürlüğü birinci olan genel kurulu ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı içinde yer alan 17 ilçeye bağlı 97 mahallenin kanalizasyon ve su yatırımları için 100 milyon lira kredi alınması yönünde MASKİ yönetimine yetki verilmesi önerildi. MASKİ Genel Müdürlüğü 1. Olağan Genel Kurulu 2. toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili maddeler görüşülürken MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçe 97 mahallede içme suyu ve kanalizasyon projelerinin yapılması için MASKİ Genel Müdürlüğü'ne 100 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi konusu görüşüldü. 97 mahalle yani 17 ilçede her ilçede 5-6-7 tane çok aciliyet sıkıntı yaşayan problemli olan mahalleleri tespit etti. Yani eski köyler öyle söyleyeyim. Bunların listesi de belirlenmiş durumda. Bu alanlarla ilgili hali hazırlar yer çalışmaları bitirildi. Mevcut projeleri de bitirildi. Şu anda bütün projelerin MASKİ dairesinde yaklaşık maliyetleri 125-150 milyon gibi bir yatırım. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran söz konusu yatırımla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Bütün köylerimizin aslında çok ihtiyacı var. Ancak biz aciliyet sırasıyla bu düzenlemeyi yaptık ve ilk etapta 97 tane işin tespitini yaptık. Bununla ilgili 4 grup halinde proje ihalesine çıktı. Projelerin hepsi tamamlandı. Şu an hepsi MASKİ'nin toplantı odasına yığılmış vaziyette. Konuşmaların ardından ilgili madde gündeme alınarak ara komisyona gönderildi. Toplantıya ara komisyonların çalışabilmesi için 26 Mayıs Salı günü toplanmak üzere ara verildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler o günü de kabul edilmiştir.
Alaşehir Belediye Başkanı Doktor Gökhan Karaçoban, ETV muhabirinin ilçeye yapılacak yeni yatırımlarla ilgili sorularını yanıtladı. Karaçoban, ilçede jeotermal kurutmayla termal ve sera projesi hayata geçirileceğini müjdeledi. Sadece kurutma değil, onunla beraber birçok artı katma değeri de Alaşehir'imize kazanılacak. Alaşehir ve çevresinde bulunan belediye, hazine ve meraya ait yaklaşık 8 bin dekar alanın birleştirme ve kamulaştırma çalışmaları bitmek üzere. Alaşehir Belediyesi'nin hedefinde ise yeni yatırım ve projeler var. Alaşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan jeotermal kurutma, termal ve sera projesinin çalışmalarına başlandı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da geçtiğimiz aylarda ilçeye gitmiş ve projenin hayata geçirileceği bölgede incelemelerde bulunmuştu. ETV projeyi Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a sordu. Türkiye'de jeotermal ısıyla meyve sebze kurutulması yönünde fazla bir çalışmanın mevcut olmadığını savunan Doktor Gökhan Karaçoban, Alaşehir'e jeotermal kurutmayla termal ve sera tesisleri kurmayı hedeflediklerini söyledi. Bununla ilgili Türkiye'de jeotermal anlamında ilk çalışmaları gerçekleştirmiş olan özellikle Kırşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk ve onlarla bu konuda belli bilgi alışverişinde bulunduk. Belediyemiz zaten Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği üyesidir. Saygıdeğer valimizin de yapıcı çalışmaları bu konudaki bakışımızı ve ilgimizi hızlandırdı. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok daha hızlı gelişmelerin, teknolojik sera bölgelerinin yanında dediğiniz kurutma tesislerinin oluşması anlamında bir kazanımı beldemize kazandırmanın hakikaten haklı gururunda yaşamış olacağız hep beraber. Yaklaşık olarak bir haftayla 10 günlük bir süre içinde üzümümüz bildiğimiz şartlarda yerde kurutma tekniğinden ziyade daha hijyenik, daha sıhhatli, daha hızlı bir şekilde ve daha numarası yüksek dediğimiz yani kalitede randımanı yüksek bir kuru üzüm yakalamak anlamında biz jeotermal enerjinin bu işe çok olumlu katkılar yapacağı düşüncesindeyiz ve kanaatindeyiz. Ve bölgemiz için önümüzdeki süreçte sadece kurutma değil, onunla beraber birçok artı katma değeri de Alaşehir'imize kazandırma hedefimiz var. İzmir, Balıkesir, Bandırma seferini yapan 6 Eylül Ekspresi Manisa Şehzadeler ilçesi Barbaros mahallesine geldiği sırada 20 yaşlarındaki Emine Çiftçi isimli genç kızın rayların ortasına atlamasıyla birlikte kaza meydana geldi. İzmir, Balıkesir, Bandırma seferini yapan 6 Eylül Ekspresi Manisa Şehzadeler ilçesi Barbaros mahallesine geldiği sırada 20 yaşlarındaki Emine Çiftçi isimli genç kızın rayların ortasına atlamasıyla birlikte kaza meydana geldi. Çocuk boynuna getirecek misin abicim? Ekspresin altında kalan genç kıza müdahale olay yerine yetişen 112 ekiplerince yapıldı. Gerekli ilk müdahalenin ardından genç kız Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini ekspresin altına atarak yaşamına son vermek isteyen Emine Çiftçi'nin arkadaşlarına hitaben avucunun içine "Sizler benim en sevdiğim kişilersiniz. Sizleri bu hayatta çok seviyorum. Canım annem" yazdı, görüldü. İzmir, Balıkesir, Bandırma seferini yapan 6 Eylül Ekspresi makinistleri CK ile ZD polise verdikleri ifadelerinde Emine Çiftçi'nin trenin önüne atladığını belirtti. Kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Emine Çiftçi'nin Kazım Karabekir mahallesinde oturduğu, imam nikahlı olarak yaşadığı öğrenildi. Polis ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Celalbay Üniversitesi işbirliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi fuar alanında istihdam ve eğitimde buluşma günleri adıyla istihdam fuarı organizasyonu yapılıyor. Gerçekleşmesi beklenen organizasyon öğretmen evinde düzenlenen kahvaltı programında ele alındı. 50 bin dizi, 57 bin kayısı işsiz var. Bunun 35 bin civarı. 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve Ticaret Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteklemeleriyle istihdam ve eğitimde buluşma günleri organizasyonu düzenleniyor. Öğretmen evinde düzenlenen kahvaltıda Manisa'da iş konusu ele alındı. Manisa 81 ilçinde işsizlik oranlarının en düşük illerden birisi. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Salim Eroğlu, istihdam fuarı sonunda sağlanacak imkanları anlattı. İş arayan vatandaşlarımıza nitelik kazanmak konusunda moral ve motivasyon vermektir. Onları desteklemektir. Okumaktan ve bir şey öğrenmekten maksat iyi bir gelecek, iyi bir iş sahibi olmaktır. 21 ila 22 Mayıs 2015 tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi fuar alanında düzenlenecek olan İstihdam ve Eğitimde Buluşma Günleri adlı organizasyona iş arayan, işi olup iş değişikliği yapmak isteyen, kariyer hedefleri hakkında bilgilenmek isteyen tüm vatandaşlar davet edildi. İş arayanlar açık görüş yapacaklardır. Tepecik, Tilki Süleymaniye, Karaağaçlı ve Güzelköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelik, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Hay abim nasılsın? Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir günde 4 mahallede incelemelerde bulundu. Başkan Çelik sırasıyla Tilki Süleymaniye, Karaağaçlı ve Güzelköy mahallelerini dolaştı. Mahallemizde yaptığımız hizmetleri bizzat yerinde inceledik. Yeni talepleri değerlendirdik. Yine vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini hepsini aldık. Onları da bir program dahilinde inşallah yapacağız. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da bir açıklamada bulundu. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bir belediyecinin nasıl yapılması gerektiğini çok değerli belediye başkanım bizlere gösterdi. Gerçekten her gittiğimiz köyde bir ayak izimiz, bir parmak izimiz var. Şehzadeler Belediye Başkanı'nın nezdinde tüm çalışanlarına, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi ve Çevko Vakfı tarafından hayata geçirilen ambalaj atıkları geri kazanım projesi kapsamında öğretmenlere yönelik eğiticilerin eğitimi semineri düzenlendi. Çevko Vakfı eğitim şefi Murat Anaç, Türkiye'deki atıkların ağırlık olarak %30'u, hacim olarak da %60'a yakınının geri dönüştürülebilen malzemelerden oluştuğuna dikkat çekti. Çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla 60 adet cam kumbara, 25 adet geri dönüşüm konteyneri ve 2 adet çöp toplama aracını hizmete sunan Şehzadeler Belediyesi, bu kez Çevko Vakfı işbirliğiyle öğretmenlere yönelik seminer düzenledi. Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni nikah ve çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Jüride Çakır, Çevko Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Şentürk'le, Çevko Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç katıldı. Bir numaralı tabii ki önemli unsur doğal kaynakları korunması. Buradaki en önemli örnek ise kağıt ambalajlar. Değerli öğretmenlerim, bir ton kağıdın geri dönüşümünde yaklaşık 17 tane ağacın kesilmesi gerekiyor. Hacı Haliller Mahallesi'nde kurulan Özel Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hastalara eğlence düzenlendi. Hacı Haliller Mahallesi'nde bulunan Özel Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hastalara eğlence düzenlendi.
Hastalara mangal yapıldı, piknik havasında şenlik gerçekleşti. Yemeklerin ardından özel olarak İzmir'den getirilen müzik grubu sahne aldı. Rehabilitasyonda yaşayan hastalar ve görevliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Hastalar için düzenlenen eğlenceye moral vermek amacıyla Manisa Verem Savaş Dispanseri'nden de görevliler geldi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Çaykur Rizespor ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Çaykur Rizespor kazandı, hem ligde kaldı hem de rakiplerini resmen düşürdü. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Karadeniz ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak ligde kalmayı garantiledi. Ev sahibi ekibin gollerini 45. dakikada Kueke, 50. dakikada Deniz Kada ve 82. dakikada Sercan Kaya kaydetti. Akhisar'ın Kadir Kereç'le 55. dakikada bulduğu gol Ege ekibine yeterli olmadı. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Çaykur Rizespor ligde kalmayı garantiledi. Rizespor'un ligde kalmasının ardından düşme hattındaki Balıkesir Spor ve Kardemir Karabük Spor'un ligden düşmesi de kesinleşti. Akhisar ise 35 puanda kaldı. Çaykur Rizespor gelecek hafta Torku Konya Spor deplasmanına çıkacak. Akhisar ise Bursa Spor'u konuk edecek. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.